Merhaba 90 Artı'ya hoş geldiniz. Bugün gözler Trabzonspor Gençler Birliği maçındaydı. 2-2'lik bir sonuç çıktı, bu maçı konuşacağız, değerlendireceğiz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Tıpkı Beşiktaş, Trabzonspor ve Midipol Başakşehir'in Avrupa Ligi serüveninin başladığı gibi, başlayacağı gibi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne hazır mı acaba? Bunu yine Ali Ece ile bu akşam konuşacağımız konulardan bir tanesi. Arsenal 2-0'lık galibiyeti Watford karşısında koruyamadı. Neymar'la Paris Saint-Germain tribünlerinin arasındaki gerginlik devam ediyor. Fenerbahçe Alanyaspor karşısında emresiz sahaya çıkacak. Acaba bu nasıl etkiler? Ve pek çok konu daha bu akşam Ali Ece ile sohbet konularımız. Ama önce Trabzonspor Gençler Birliği maçı diyelim. 2-2'lik bir beraberlik vardı. İlginç bir maç oldu. Şu açıdan ilginç bir maç oldu bence. Yani neredeyse orta sahasız oynadı iki takımda. Ve öyle anlar oldu ki maçta. Ya hücum ediyor. Mesela Trabzonspor Gençler Birliği'ne hücum ediyor. Gençler Birliği kaleciyle birlikte 7 ya da 8 kişi maksimum. Gençler Birliği hücum ediyor. Trabzonspor en fazla 8 kişiyle kalesinin önünde veyahut da orta sahada. Yani öndeki üçlüler hiç geri gelmediler. Zevkli, heyecanlı bir maç oldu ama yani ne kadar Süper Lig seviyesi bu onu bilmiyorum. Trabzonspor'un şampiyonluk iddiası için yetersiz bir performans Trabzonspor adına. İç sahada Gençler Birliği ilk puanını... Gençler Birliği aslında o ilk haftalarda çok talihsiz şekilde puanları kaçırıyordu. Yani bazı maçlarda en azından bir puan hak ediyordu, onu söyleyeyim. Bugün onu da gösterdiler ama Trabzonspor konusunda tespitin çok doğru. Önce şunu söylemem gerek. Gençler Birliği'nin ikinci golünden önce faul var mıydı? Bu bir tartışma. Ben bir daha bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ama genel olarak Trabzonspor'u tartışma çok talihsiz bir dönemde Trabzonspor. Çünkü sezonu erken açtı ve erken açıp o göz doldurdu iki tane maç. En iyi oynadığı iki maçta Trabzonspor'un en iyi oynayan iki oyuncusu. Form grafiği zirve yapan Abdülkadir Ömür'le Ekuban çok talihsiz ve uzun süreli sakatlıklar yaşadı. Ya onların yerini doldurmak kolay iş değil. Mesela iki kez öne geçti Trabzon. İkisinde evet. De bir kontak kapamak zorunda kaldı. Öne geçer geçmez. Çünkü gerçi o dediğin gibi sonra ciddi Sörlot'un yani kendi de söylüyor işte, ne diyor? Bir penaltıdan gol attım ama hani en az iki tane de atmam lazım diye. Kesinlikle katılıyorum. Sörlot'un konusuna şöyle geleceğim. Abdülkadir Ömür'ün sezona başladığı yere çekildi. Oyuna Danyan Staric girdikten sonra Ekuban da olmayınca hani ikinci forvet olarak muazzam bir böyle dinamizm katıyordu takıma. Hem böyle kontrataklarda hem de top rakibe geçtiği zaman topu geri kazanma sürecinde önemliydi. Şimdi o ileri üçlü çok kolay geçildi Trabzonspor'da. Advia'yı da bekleneni kesinlikle veremedi bu maç itibarıyla. Şimdi Abdülkadir Ömür'ün yerine Sörlot olmaz. Bazı değerli meslektaşlarım Sörlot'un Umut Bulut gibi kullanılabileceğini düşünüyorlar. Ben onlara hiç katılmıyorum. Bir kere şu var. Yani Sörlot bir kere sağ önde. Ya sağ ayağı hakikaten zayıf Sörlot. Kaçırdığı pozisyonlarda santrafor'da da gördüğümüz gibi. Santrafor'da daha iyi olması için zaten sağ ayağını geliştirmesi gerekiyor. Bak solu iyi, kafa vuruşları çok iyi. Ama sağ ayağı gerçekten soluna göre çok zayıf. Zaten. Ve böyle kaçırdığı pozisyonlara dikkat edersen sağ ayak zayıflığından kaçırdığı hepsini. Umut Bulut performansı bekleniyor diye bu yorumu yapıyorum. Atletik olarak Umut Bulut Sörlot'un çok önünde. Söz konusu. Yani atletik olarak çok önünde. O yüzden böyle beklentiye girmek çok böyle anlamlı bir Norveçli değil. Oyuncu yok zaten. Hani Norveçli forvet yok öyle yani. Hani Norveç'e göç edip sonradan milli takımda oynayan arkadaşlar olabilir. Ama böyle Sörlot gibi öz Norveçli. Bakınca Norveçli işte. Hani benim geçen hafta da yaptığım hata gibi İzlandalı mı değil mi diye düşünmüyorsun. Bakıyorsun ve Norveçli diyorsun. Zaten babası da Norveç'in santrafı. Norveçli ile İzlandalı'yı ayıran şey ne Ali Ece? Şimdi öyle bir konuyu öyle yani bir yere güzel getirdin ki. Bana Norveçli olup Sigurdsson kadar teknik olan bir oyuncu söyle. Tamam. Norveçli olup. Norveç'in en başarılı olduğu dönem 94-98 arası. Brezilya'yı yendi 98 arası. Doğru. O takımın orta saha oyuncusu vardı. Adam boyun kaslarından gerçekten sakatlık geçirmişti. Sordukları zaman da sürekli degajlarda kafayı eğmekten gerçekten ciddi söylüyorum. Midland. Güzel. Premier Lig'de de oynayan bir güzel sufle geldi. Karev, John Karev. Abi John Karev dediğim gibi göçmen çocuğu. Yani. Sayılmaz. Öz Karev. Öz Norveç değil diyorsun. John Karev siyahi tamam, oyuncu. Peki. Siyahi oyuncunun başka olayı var. Tamam. Fizik, atletizm yani. Sen hiç atletik olmayan siyahi oyuncu gördün mü? Ben gördüm. Christopher Owen. Atletik aslında olmayan siyahi oyuncu mu? Atletikti de Beşiktaş'a geldiği zaman atletizmi çok geride bırakmıştı. İspanya Ligi'nde atletik Bilbao maçlarında bırakmıştı diyelim. Şöyle tamamlayayım Trabzonspor'u. Ünal Karaman işi kolay değil. Çünkü hakikaten Abdülkadir Ömür ve Ekuban bu kadar zirve yapmışken form grafiklerinde. Sezonu erken açmışken. Zaten sezonu erken açmanın sadece fiziksel değil mental yorgunluğu da oluyor. UEFA ön elemesi hakikaten kolay iş değil. Yani ki
Trabzonspor deplasmanda çok iyi olmasına rağmen AYK maçında kendi sahasında rövanşta Trabzon'da zaten evet. Hani takımdaki eksiklerin ortaya çıktığı bir maçtı o. Sen iki maç dedin. Hangi iki maç? AYK deplasmanı AYK tamam deplasmanı. Hiç harika bir maç. Önceki turdaki karşılaşma. Ha, Sparta Prag içerideki maç mı? İki maçta da. İki ama maçta. Onların bir tanesinde bir kere Ekuban'ın hat-trick'i var. AYK deplasmanı çok önemli. Tamam. Abdülkadir Ömür zaten belli seviyede bir oyuncu. Gözde bir oyuncu ve takımın gerçekten Yusuf Yazıcı gittikten sonraki en yetenekli oyuncusu ön taraftaki. Şimdi şu da var. Çok fazla general olmaya başladı takımda. Mesela işte Yusuf Yazıcı top tekniği olarak general rütbesinde olsa da rakibe karşı pres yapma, sürekli koşma, sürekli mesafe kat etme, geriye yardım etme konularında. Mesela geçen sezon özellikle Onazi ile Sosa'nın aynı dönemde sakatlığına denk geldi. Yusuf Yazıcı normal yeri olan en ofansif orta sahada amiyane tabiri on numara değil geriye gelerek oynadı hatırla. Orada da elinden geleni yapıyordu. Lili açıkçası Yusuf Yazıcı konusunda bu kadar istekli hale getiren özellikle bir tanesi de o. Sadece top tekniği değil oyun içindeki topsuz oyuna katkısı da değerli Yusuf Yazıcı'nın. Şimdi bugün hem Obi Mikel hem Sosa rol paylaşımında sıkıntı oldu. Ünal Hoca da söyledi Obi Mikel'in seviyesini daha da yükseltmesini bekliyoruz dedi. Şimdi diğer Abdülkadir parmak. O rol paylaşımında kim ofansif orta saha oynuyor, kim defansif orta saha oynuyor bazı dakikalarda çok karmaşa oldu ki senle de girmeden önce özetlerde ben sana gösterdim. Evet. Sosa ile Abdülkadir parmak baskıya gidiyorlar. Obi Mikel arkalarını alması gerekirken Obi Mikel sanki bir sağ iç sol iç gibi pozisyon alıyor. Ön libero gibi değil. Şimdi o paylaşımın daha net olması gerekiyor. Tabii ki Abdülkadir parmağın eskiden daha ofansif orta sahada oynadığı için daha fazla rakibe baskı yapma isteği oluyor oyun karakterinde var ama o paylaşımı da daha iyi yapılması için ben kesinlikle Onazi'nin bu takıma dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Trabzon'da dengeyi kuracak kişi Abdülkadir Ömür yokken, Ekuban yokken Onazi'nin bir an önce dönmesi gerekiyor. Geçen sezonki bir çıkışta da hatırlarsan Onazi'nin büyük katkısı vardı sezonun ilk yarısındaki çıkışta. Evet yani Trabzon. Burak Yılmaz Onur, kaleci Onur ayrımından sonra o dönemeçte hakikaten Onazi takımın gizli kahramanı değildi. Yokluğunda ne kadar açık bir kahraman olduğunu gösterdi. Trabzonspor'un orta sahada çok ciddi problem var. Topu rakipten geri almakta özellikle çok çok zorlanıyor. Veyahut da atak yaparken kaybettiği topları geri kazanmakta çok zorlanıyor. O yüzden de çok geçiş yiyor. O geçiş yediği zaman da kalesine pozisyonlar geliyor. Bir daha evet bugün 2-1 iken Sörloth bir tanesini atsa maçı kazanabilir Trabzonspor ama sezonun genelinde böyle problem var. Ve bu problemi çözmezse yani şampiyonluk yarışı da olması çok zor. Diyelim. Sörloth'a da mutlaka böyle sağ ayak çalıştırmak gerek. Yoksa o böyle soluna ve böyle kafasına yazık olacak. Sturridge ne diyorsun? Bugün ilk kez oyuna çok iyi girdi. Bir top attı. Evet Sörloth'a harika çok, pas yani, verdi. Çok kalitesini gösteren, form geçi klasikalıcıdır, klasını gösteren. Müthiş bir pas attı. Onun dışında daha zaten Şenol Karaman Hoca söyledi açık açık. En fazla zaman o geçiriyor antrenmanlarda. Tabii ki zaten Sturridge'in en önemli eksiği fizik kondisyonu 90 dakikaya yayıp yaymaması konusunda. O konuda da yetkili kişi Ünal Karaman Hoca. Evet Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'ın önünde bir Şampiyonlar Ligi serüveni var. Bu başlıyor. Çarşamba akşamı Club Brugge'le karşı karşıya gelecek. Malum Cuma'da oynadığı için biz dün akşam daha çok Beşiktaş karşılaşmasını konuştuk. Galatasaray'ın Kasımpaşa performansına da bakalım ama herkesin en çok merak ettiği şey neydi? Falcao gol atar mı abi? Oynar mı? Gol atar mı? Attı mı? Nasıl oynar? Hemen Falcao'nun rakamlarıyla Galatasaray Kasımpaşa maçına başlayalım, değerlendirelim. 44 kez topla buluştu Falcao ilk maçında Kasımpaşa karşısında. Bunların 10'u ceza alanındaydı. Bence aslında bu değerli bir rakam. Yani Sandford'u 10 kez ceza sahasında buluşturuyorsan iyi iş yaptın demektir ama nasıl buluşturduğun da önemli. Bir golü var, 4 şutu var Opta verilerine göre. Bu şutlardan biri isabetli, bir şut asisti var ve %80 pas isabetiyle oynuyor. Sadece Falcao üzerinde. Falcao'nun ilk maçı nasıldı? Falcao bireysel açıdan gayet iyiydi. Ancak böyle takım arkadaşları uzun süre özellikle golü attıktan sonra bir daha ta 78. dakikada Falcao'yu net pozisyona girebilecek bir servis yapabildiler. Galatasaray'ın genel olarak hareketsizliğinden yani belli dakikalarda 2-3 oyuncu hariç herkes çok sabit oynuyordu. Halbuki Falcao Cagne'den farklı olarak sürekli bir hareket eden, sürekli olarak alan değiştiren, topu sırtı dönük de atabilirsiniz, savunma arkasına da atabilirsiniz.
Falcao arkadaşlarını da besleyerek oynayan bir oyuncu. Kendi de arkadaşları tarafından daha fazla beslenmeyi hak ediyor ki büyük talihsizliği Belhanda'nın böyle uzun süreli sakatlığına denk gelecek. Falcao'nun ikinci, üçüncü, dördüncü maçları en azından. Tabii biraz golcü şansının yardımıyla da attı golü. Hani evet. Falcao'nun attığı en iyi gol olmadığı kesin ama o golden sonraki Metin Oktay selamı onlar önemli şeyler. Zaten gelmek çok istedi. Ne kadar gelmek istediğini belli ettiği gibi sağ içinde de ne kadar bu takımda oynamak istedi, Galatasaray'da oynamak istediğini belli eder. Bağırırcasına oynadı. Şimdi Cagne gittikten sonra Falcao gelmesine rağmen yani Cagne varmış gibi oynadı arkadaşları. En büyük sıkıntı o. Ne açıdan? Yani orta. Ayağının içine atma. Evet. Sürekli olarak yani cezanın içinde siz Falcao'nun aksiyonuna göre mesela Gomis'e göre oynamaları gerekir. Yani Falcao aksiyon olarak, aksiyon çeşitliliği olarak Cagne değil Gomis'e yakın. Yani daha doğrusu Gomis Falcao'ya yakın diyelim. Çünkü Falcao daha da üst seviye bir oyuncu. Daha fazlası evet tabii. Yani evet. Sen de anlıyorum. Cagne ile kıyaslama yapmak için bu tabii örneği şimdi, veriyorsun. Çok daha hareketli. Yani. Gomis'ten herhalde de hareketli. Canım yani yalnız genel olarak işte Guardiola'nın sözü her programı tekrarlıyorum. Savunma biçimi, hücum biçiminizi belirler. Galatasaray'daki asıl sorun hücum hattından çok savunma hattında. Yani Falcao'yu daha etkili kullanmanız için savunmanızın bir daha iyi top çıkarması gerekiyor bir kere kafadan. Çünkü Marcao'nun bu milli maç arasında da böyle toparlanamadığını gördük. Toparlanamamış. Yani 14'te pas hatası yaptı, 20'de yaptı. Hala riskli hareketlere devam etti. Yani bir tane böyle takımdan birinin ona güzel kardeşim iyisin ama bir Van Dijk ya da Sergio Ramos değilsin. Daha az riskli oyna demesi gerekir. Peki risk konusunda Luyendama daha fazla risk almıyor mu sen? Onu hiç almaması gerekiyor. Yani çünkü Luyendama direkt topu rakibe veriyor şimdi. Marka pas hatası yapıyor ki şimdi ikisinin de ben baktım pas istatistiklerine. %85'lerde oynamışlar ki bu stoper için kabul edilebilir bir oran değil. Çünkü stoper demek kalenincinin önündeki adam demek. O adam pas hatası yapıyorsa orada büyük problem var demektir yani. Luyendama'da ama ekstra bir de topla dribling yapmaya çalışırken kaleye yakın bölgede topu rakibe kaptırma durumu. Luyendama'ya da birinin sen Marcao da değilsin demesi gerekir. Peki. Ben sana %100 katılıyorum bu konuda. Söyleme gerek bile yok. Zaten iki stoperde o kadar fazla topla haşır neşir olmaz. Ya o kadar geride en gerideki iki oyuncunun o kadar topla evelip geveler söyle kedinin yumakla oynadığı gibi zaten bir türlü hücuma geçemezsin ki. En önemli sorun o. Yani tek pas oynayacak canım Luyendama. Özellikle Bruges deplasmanında falan o risklerin hiçbirine girmemesi gerekiyor. Kesinlikle öyle. Genel olarak Galatasaray'ın futbolunda yani 4 hafta geride kaldı. Konya Spor maçının hep aynı artık o kadar az ki Galatasaray'ın iyi oynadığı arası. Bölüm. Aynen 45-60 arasında çıkarttığın zaman hele bu maçta ya Galatasaray hala hazırlık maçı temposunda oynuyor gibi hissediyorum ben izlerken. Çok yavaş, üçüncü bölgeye tam anlamıyla yerleşemiyor ki hani bu kadro özellikle pas kalitesi yüksek bir kadro. Şimdi Onyekuru çıkıyor yerine Babel giriyor. Babel topun değerini Onyekuru'dan çok daha fazla bilen bir oyuncu. Oyuncu özelliği olarak bir sürü daha iyi özelliği var ama bir tanesi de bu. Şimdi Feghouli, Falcao, Babel, Enzonzi, Belhanda, Lemina ve sonrasında Ömer Bayram. Evet Ömer Bayram belki ideal orta saha oyuncusu değil. Bekler, Mariano, Nagatomo. Ama Galatasaray şöyle tumturaklı bir şekilde rakip sahaya yerleşmedi. Topu kolay kaybetti. Çok geçiş yedi. Pozisyon üretemedi. Şimdi sen dedin ki Falcao'yu sonra 80'de buluşturdular dedin. 78. 78. Başka pozisyonu var mı Galatasaray'ın? Net. Yok. Yok. Yani o büyük sıkıntı. Yani en önemli sıkıntı ve girdiği o 17. dakikada girdiği net pozisyonda Babel'in savunma arkasına yaptığı koşu sonucu doğan bir pozisyon. Onu söyleyeceğim. Şu anda Falcao'ya en yakın kaliteli futbol dilini konuşan oyuncu Ryan Babel. Zaten sezon başından beri Galatasaray'ın Falcao oynamaya başlamadan önce de gelmeden önce de en etkili oyuncusu Babel'di bence. Babel hep böyle zaten. Babel kalitesini ligde de, Şampiyon Ligi'nde de kanıtlamış bir oyuncu. Beşiktaş'tayken de, daha önceki takımlarında da. Şimdi Ömer Bayram'ı söyledin. Enteresan olan hiçbir şekilde sezon başında, hele bu orta saha transferlerinden sonra A planında gözükmeyen Ömer Bayram'ın girip Mezela diye tabir edilen, yani orta üçlünün parçası ama kanatları da kullanarak, yani hem sol iç hem sol açık gibi oynama konusunda. Çünkü Babel sol ön oynadığı zaman doğru. İkinci bir santrafor gibi iç forvete daha giderek ve gittiği içinde gittiği ölçüde daha da verimli olan bir oyuncu. Kaleye yaklaştıkça verimli olan bir oyuncu. Ömer Bayram gerçekten o
en iyi işi çıkaran oyunculardan bir tanesiydi. Enzonzi bence maçın en iyisiydi. Enzonzi çok toparladı Galatasaray'ı. Maç 1-0 bitti ve bak bir dakika onu not aldım. 51. dakikada baktı ki bu stoperlerin, beklerin bu topu bir türlü uzaklaştıracağı yok. Yani tehlike üzerine tehlike yeniliyor. Birkaç dakika içinde Kasımpaşa eski tarz liberolar gibi inisiyatif aldı. Savunmanın en gerisine, derinliğine gitti ve orada bir tane çıkardığı top var. Puanı kurtaran aslında son tahlilde. Bu girilen net pozisyonlara bakarsak. Hı hı. Sen söyledin ya, Falcao attı evet, sonra ta bir daha 78'de. Evet. Bir de 16. dakikada dedi net pozisyona girdi. Orada ve evet. Kasımpaşa'nın pozisyonu, yani Enzonzi o müdahaleyi yapmasa, o doğru hareketi yapmasa, Enzonzi artı acayip hareketli de oynadı geri kalan arkadaşlarına göre. Birazcık Enzonzi'ye uymaları gerekiyor. Lemina bence iyi başlamıştı maça. Evet, enerjikti. Evet, enerjik çünkü Lemina çift yönlü oyununu göstermeye başlamıştı. Ben şu anda Belhanda'nın sakatlığında ister istemez zaten net bir 4-3-3'e Galatasaray geçecek. Ya Serri oynayacak orada, büyük ihtimal Serri oynayacak. Alternatif oyuncu da şu an itibariyle Ömer Bayram. Ben aynı kanaatte değilim. Sen nasıl düşünüyorsun? Feguli mi on evet. numaraya çekmesi gerektiğini düşünüyorsun? Sağ zaten on numara yok Galatasaray'da yani. Peki, Belhanda da. Şimdi alacak? Şöyle, şuradan başlayalım Belhanda meselesine. Belhanda çünkü önemli. Belhanda Galatasaray'ı bir gömlek yukarıya çıkaran bir oyuncu olmadı, olmayacak da. Yine baştan ben o görüşümü ortaya koyayım. Ama ve lakin bu orta saha oyuncuları içinde alternatifsiz olan oyuncu Belhanda. Neden? Şundan dolayı. Galatasaray'ın bütün orta saha oyuncuları içinde yaratıcılığa yakın ama bir o kadar da 8 numaraya yakın ve savunmaya yardım eden bir oyuncu, böyle bir profil yok. Feguli daha yaratıcı ama savunmaya Belhanda kadar yardım etmez. İkili mücadeleye o kadar girmez. Seri o kadar ikili mücadeleye girer ama Belhanda kadar yaratamaz. Lemina'nın Belhanda ile aşağı yukarı hiç alakası yok oyuncu profili olarak. Ömer Bayram keza öyle. Şimdi burada ben de çok düşündüm. Senin dediğin formülde eğer Belhanda parçasını çıkarttığımızda oraya Ömer Bayram'ı koyarsak. Seri diyorum önce. Veya Seri'yi koyarsak. Yani Seri, Lemina, Enzonzi diyoruz. Bu zaten Galatasaray geçiş yapmakta zorlanıyor. Zaten ön tarafa gitmekte zorlanıyor. Bu daha da güçleşecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü Seri'de, Lemina'da yaratıcılıkta Belhanda'nın oldukça gerisinde. O yüzden Galatasaray biraz defansif kurgusundan feragat ederek veyahut da bir parça daha risk alarak mecburen Feguli'yi oraya çeker diye tahmin ediyorum. Kanatta da işte Adem, Jimmy, Emre, ne bileyim artık işte kimse. İşte diyorsun ama. Orada başka bir problem doğuruyorum, evet. Kabul ediyorum onu. Ama yani Seri, Lemina, Enzonzi o kadar düz olur ki. Feguli en iyi maçlarını nerede oynadı Galatasaray'da? Sağ önde oynadı tabii canım. Ama Feguli'nin devre arasında satılmaması ve ikinci yarı aman takımda kalsın denmesine sebep olan performans 10 numaradaki. Ligin ilk yarısında geçen sezonda merkezde oynadı. Belhanda'nın olmadığı, işte Fernando'nun bir sürü bir orta saha krizi yaşamıştı Galatasaray. Bileyim, zaten Galatasaray'ın şu durumda iki tane bek oyuncusunu bu kadar öne çıkartarak oynanayan bir takım. Fatih'im istediği bir şey bu. Özellikle Mariano. Evet. Zaten sağ ön ve sol ön oynayan oyuncular iç forvet gibi oynuyor. Açık gibi oynamıyorlar ki. O yüzden Feguli zaten o formatta 4-3-3'te sağ ön oynarken aynı zamanda ikinci bir 10 numara gibi oynuyor. Doğru, merkeze giriyordu. Benim söylemek istediğim şu. Şampiyon Ligi maçı çok önemli, Buruj deplasmanı. Galatasaray'ın çok sağlam başlaması gerekiyor. Evet. Net başlaması gerekiyor. Lig ben için söylemiyorum. Lig de senin maçı, dediğin olur. Tamam. Lig de maçı iç sahada özellikle kendi yarı gücünde olmayan, yarı bütçesinde olmayan takıma karşı, evet hocam katılıyorum sana. Feguli, Santavor arkasında aynen geçen sezon ligde gördüğümüz gibi. Ama Şampiyon Ligi Buruj deplasmanından itibaren çok daha net. Oyunu daha fazla kontrol etmeye yönelik. Çünkü şu aralar Galatasaray'ın form grafiği zirvede değil. O yüzden tempoyu arttırmaktansa tempoyu kendi lehine kontrol ettirecek bir orta üçlüyle, orta saha kurgusuyla oynaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten iyi yatırım da yaptım bu oyunculara maaşı olarak. Yani Serri, Lemina, Enzonzi. Enzonzi zaten garanti. Şu anda takımın en iyilerinden bir tanesi. Bence de. Sol iç Serri, sağ iç Lemina ya da tam tersi yap ama iki tane iç oyuncusuyla oynarsa Bruges deplasmanını 3 puan alma ihtimali bana göre daha yüksek olur. Sen evet, sadece Bruges maçı odak merkezli konuşursak bunun üstüne biraz daha düşünmem lazım. İkna edemedin mi yine? Ya belki orada Fatih Hoca öyle başlatırsa topu seni ikna eder. Orada ön tarafta
yani ne olursunuz tamam Galatasaray Brüj deplasmanında muhakkak ki ilk başlarda belki biraz daha korumacı oynamayı düşünebilir. Şampiyonlar Ligi'nde her deplasman adı ne olursa olsun zordur. Ki dediğin gibi Galatasaray asla şu anda formda değil, kesinlikle formda değil. Zirvesinde olmadığı kesin. Yok zirve değil, zirvenin yaklaşmıyor bile. Form düzeyi olarak bakarsak şu anda bu takım kapasitesinin çok çok altında bir performans ortaya koyuyor. Bunun nedeni fiziksel mi? Bunun nedeni taktiksel mi? Bunun nedeni bir takım bütünlüğünün oluşmaması mı? Pek çok nedeni olabilir ama şu anda bu kadronun vermesi gereken, göstermesi gereken oyun kesinlikle sahada yok. Kesinlikle katılıyorum. Şampiyon liginden itibaren dediğim gibi bir süre oyuncular bireysel form grafiğini yükseltene ve Belhanda geri dönene kadar daha böyle korumacı bir oyun gerekiyor. Özellikle Şampiyon liginde. Neden dersen 3 tane oyuncu bence Buruj'da kilit. Kim onlar? Kaptan işte Former, oyun kurucu olarak. Santrafor Okereke. Zaten bu Cagney'i niye aldıklarına dair hiçbir kafamda net bir fikir yok. Yani Okereke, onun yerine giren Bonaventura da hiç fena değil. O da Nijeryalı, burada onu söyleyeyim. Ama yani Okereke bayağı uçuyor bu sezon. Sağ ön oynayan oyuncu Deniz. Çok rahat adam geçebiliyor. Nagatomo'ya çok dikkat etmesi ve sol iç oynayacak oyuncunun, diyelim ki Serri, Nagatomo'ya sürekli yardımcı olması gerekiyor o konuda. Onun dışında bir de geçen sene Slavia Prag'dan tanıdığımız, soyadından da herkesin ilgisini çeken Slavia Prag, biliyorsun UEFA'da beklentinin çok üstüne çıkmıştı ve abi, bir oyuncu vardı stoper, ismi de böyle Deli. Yani soyadı Deli ve çok tabii Türklerin dikkatini çekiyor. Hakikaten performans da öyle yani. Şimdi az pozisyona girip, daha az pozisyona girebilir Galatasaray bu maçta. Onu söylemek istiyorum. Falcao'nun var. Tamam. Cagney onlarda. Hani ama sen Cagney'den önce oynayacak oyuncuya çok dikkat edeceğim o kareke. Yani o gidip topla öyle oyalanmalar, kedinin yumaklı oynadığı gibi oynarsa Marka öyle Luyendama, o kareke affetmez. Çok birden ok gibi fırlayabilen bir oyuncu. Onun dışında fiziksel açıdan da Club Brugge'ü sezonu erken açmak onlarda böyle avantaj oluyor. Bizdekinin aksine. Bizim Türk takımlarında erken açınca ya tam hazır olamıyoruz ya da hemen yoruluyoruz. İşte Trabzon'un her şey dezavantaj. Sezonu erken açtın, dezavantaj. Transfer dönemi işte öyle bitti, dezavantaj. Milli takım arası dezavantaj. Bir hadi devreyi görelim, devre arasında takımı güçlendirelim. Artık ikinci yarı önemli olan puan. Hocayı gönderdiler falan. Yok, hocayı gitti. Bütün sezon gitti öyle zaten. Şimdi Galatasaray hakemi, federasyonu ayrı zaten. Bu gruptan çıkma şansını sürdürmesi için buradan kesin puan alması gerekiyor. Mümkünse kazanması gerekiyor. Ya Buruj'u iki maçta da yenmesi gerekiyor. Gruptan çıkmayı düşünüyorsa kazanması gerekiyor. 4 puan iki Buruj maçında en azından üçüncülüğü cebe koyacak. O tamam. Devam o tamam. Evet. Ona bir şimdi, şey demiyorum. Bu deplasmanda fiziksel açıdan daha hazır bir Buruj'a karşı ben Galatasaray'ın topu orta üçlüde daha iyi yönlendirerek, daha işte ekonomik oynayarak, daha az pozisyona girip ama usta isimleriyle ön tarafta Babel olsun, Falcao olsun ve aynı şekilde Feguli olsun. Üçü de 1,5 pozisyonda bir gol atabilen oyuncular günde oldukları zaman. Yani benim şapkadan tavşan çıkarabilen golcü ön taraf oyuncuları var. En evet, başta Falcao. Aynen öyle. Ve Babel. Yani. Yani evet, Feguli de geçen sezon son 8 maçtaki Feguli mükemmele yakın performans sergiledi. Benim burada düşündüren konu şu. Galatasaray aşağı yukarı ideal 11'in. Evet, orta saha üçlüsünün ikisi değişti. Bunların muhakkak ki bir zamana ihtiyacı olacaktır. Buna hiç itirazım yok. Yani aynı bölge oyuncuları olduğu için. Ama 4 lig maçında sadece 15 dakika, evet 2 maçta kırmızı kartlar da var, onları da kabul ediyorum. Ama 4 lig maçında sadece 15 dakika belli bir devamlılıkta üreten takımdan bir de Belhanda çıkıp daha orta saha bir oyuncu girdiği zaman Galatasaray nasıl atak yapacak, ben onu böyle kurgulamakta zorlanıyorum. Benim problemim orada. Yani Galatasaray çok pozisyona giren üretken bir oyun oynuyordur da hadi Brüj maçında bundan biraz bir adım geri atalım. 120 ile gitmeyelim de 80 ile gidelim. Hız limitini aşmayalım. Peki ama 120 ile de gitmedin ki. Hep 50-60. Şimdi o 10 kişi kalmalar aslında sadece o maçlarda değil. 4 maça yayarak. Şimdi hocam o 10 kişi kalma işi, özellikle erken kalma işte Marcao'nun kırmızısı. Sezonun ilk maçı falan. O geri kalan arkadaşlarının da yıpranmasına daha fazla sebep oluyor. Yani geçen sene Şampiyon Ligi'nde de Galatasaray benzer sıkıntılar yaşadı hatırlarsan. O konuyu zaten o takım disiplini konusunda artık şu andan itibaren yani Galatasaray ve özellikle Beşiktaş'taki oyuncular fazlasıyla doldurdu o kontenjanları. Bence zaten profesyonel futbolcu daha bunu tekrar etmez. Yani
Daha artık takım arkadaşını 10 kişi daha bırakmazsın. Onu söyleyeyim. Ya marka konusu gerçekten. Yani sen güzel betimleme yapmıştın. İkisi de bir spor araba demiştin. Hı hı. Ama yani, bozuluyorlar, yolda kalıyorlar. Tamam, spor araba olayı odur yani. Ama bu maç itibariyle hocam biraz daha böyle garajda bekleyerek, yıpranmadan, virajlarda risksiz, hız düşürerek. Ya bu çok zor bir şey değil. Çünkü genelde bizim Belçika takımlarına karşı hikayemiz, Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun, Fenerbahçe, doğru, Trabzon hiç fark etmiyor. Mesela Galatasaray-Anderlet maçları. Hatırlıyor musun o dönemde Anderlet'te? Pride'le, Deniz Pride, şimdi o da İngiltere Premier Lig'e geldi. Öbürü de yine şu anda Premier Lig'de oynayan Leicester City'nin derin oyun kurucusu. O zaman 15-16 yaşındaydı o çocuk ya. Ya onlarla sadece ikisiyle, ya mesela Deşşah var. Kaç yaşında olduğunu sayamıyordum. 36-37 yaşında falan ama adamı geçemiyorsun. Bir türlü adamın yaş haddinden, yavaşlığından faydalanacak pozisyona da giremiyorsun. İşte Açampong vardı falan. Hı hı. Aynı şekilde Beşiktaş Buruj maçı. Ya Beşiktaş'ın yediği goller tamamen kendi hatasından olmuş. Çok dramatik maçtır Beşiktaş. Belçika takımı demeyeceksin. Hatta mümkünse kafada bunlar Almanlar falan diyeceksin. Anladın mı? Öyle yapacaksın ya. Bayern'le oynuyoruz falan diyeceksin. Gerçekten. Çünkü bak şu Belçika'yı küçümse. Yani her başımıza gelmeyen yendiler bizi, doğru. Yani evet, yakın zamanda eleyen var mı? Yok. Galatasaray'ın Brüj'le bir macerası da almıştı. 2002-2003 sezonu. Orada da yenildi. Galiba burada 0-0 bitmişti. Valla bu son yıllarda çok var. Yani bir hani UEFA sıralamasında öndeyiz falan. Abi önde kalmamız için zaten artık tamam yani. Yaklaşıyorlar, geliyorlar. Belçika takımına, Hollanda takımına artık öyle, bizim ligimiz daha pahalı falan filan. Geçelim bunları abi. Şampiyon Ligi'nde çok gerçekçi oynayacaksın. Hiç maceraya girmeyeceksin. Beşiktaş maçlarında o Şampiyon Ligi'nde namal bir dert çıkılırken yanımda adamlar takım çok mu frene bastı bilmem ne mi? Şey izle. Araba Vettel falan, onları izle. Çok hızlı sürüyorsun. Daha senin içinden ne yapabilir adamlar ya? Şenol Güneş acaba çok mu çekindi falan? Abi sen grup maçı bir kere ya. Grup maçı. Az. 6 tane maç yapacaksın. 6 tane toplam risk almazsın geriye düşmeden. Başka türlü çıkılmıyor. Tabii çıkılmıyor ya. Galatasaray neydi? Lucescu dönemi. Astana. Ha, Astana maçı. O bir halı sahada. Astana'yı geçemiyordu az da ya grupta. Halı sahaya. Semih'in hatayı hatırla. Neden? İşte o maç Ali Samiyen ya da işte Türk Telekom Arena'da, işte Aslantepe'de değil. Zemin şartları, hava şartları. Bize şey de var mesela. Rus takımı, işte kar yağınca da oynayamıyoruz falan. Abi Rusya'da devam yağıyor zaten ya. Biraz gerçekçi olun. Ben bunu kastediyorum ya. İspanyollar topu çok ayağında tutuyor. Hetafe. Abi öyle. Şimdi Hetafe Trabzon maçı var ya. Ya topu ayağında tutmayan İspanyol takımı. Levante dahi ayağında tutmaya çalışıyor artık. Hani eskiden Levante dik dik vururdu ya 5-4 vururdu. Yani bırakalım bunu. İşler değişiyor işte. Stoke City mesela dünyanın en uzun top oynayan takımı. Ayağı yerden paslar falan. Boyan Kırkiç'i falan aldı. Barcelona kimse oynuyor. Yani şimdi biz bu değişimi artık yakalayalım. Çok gerçekçi şekilde yaklaşırsa Galatasaray. Şu anda oyuncuların form grafiği. Eldeki oyuncu malzemesi. Eldeki oyuncu malzemesinde formsuz olanlar. Riskli işler yapanların risklerini minimize edeceğim. Marka yapma falan. Sen hiç yapma Luyendamani. Biraz daha yardım edelim şeye. İşte Nagatomo'ya yardım edelim. Sol iç arkadaşımız. Bitti gitti. 1-0 kazanınca da 3 puan. 3-0 kazanınca da 3 puan. Keşke 3-0 kazansa bütün temsilcilerimiz de. Uzun zamandır olmuyor öyle bir şey. Yok, evet. Bir reklam arası vereceğiz ama Luyendama ile ilgili bence Luyendama'nın bundan vazgeçirecek tek bir şey olabilir. Bir süre yedek kulübesine oturup Donk'un oynatılması diyorsun. Gerçekten. Kesin çözümü mü diyorsun? Yok, kesin çözüm diyemiyorum. Luyendama da çok genç bir futbolcu değil. Ama onu bence hissettirmek galiba gerekiyor. Ya bu kafayı değiştirmezsen yedek oturursun mesajını vereceksin. Galiba öyle. Valla Donk geçen sezon Şampiyon Ligi maçlarında, Galatasaray'ın çok iyi oynamadığı maçlarda bile her zaman bu garanti katkısını vermiş. Evet. Oyuncu biliyorsun. Yani Donk'un hatasından daha henüz güven aralığı kaybedilmedi Şampiyon Ligi'nde. Evet, güven aralığı daha yüksek. Evet, kesinlikle çok güzel söyledin. Güven endeksine daha yukarıda güven, bir güven endeksi göre. Daha güzel, daha da geliştirdim. Yok, ekonomistlerden yuttum ya, kiraladım. Diyelim reklama gidelim de ekonomistlerden laf yemeyelim. Ya. Aynen öyle. Bizim ekonomimizi, kanalın ekonomisini bozmayalım. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra Fenerbahçe'nin Alanya Spor maçı öncesinde Fenerbahçe'de son durum ne? Emre Belezoğlu'nun yerine kim oynar? Bu rolü kim üstlenir? Biraz onu tartışacağız ve tabii ki Premier Lig de gündemimizde. Müzik
90 artıda yeniden birlikteyiz. Aslında Süper Lig'de 4. haftayı henüz tamamlamadık. Hatta haftanın maçı önümüzdeki haftanın başına sarktı. Aytemiz Alanyaspor. 3 maçını kazanan Alanyaspor, Fenerbahçe'yi lige iyi bir başlangıç yapan, kadrosunu neredeyse tamamen değiştiren Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ama hani ilk 3 haftada oyun olarak överken Fenerbahçe'yi, burada merkeze Emre, Kruse ve Muriç'i koyduk, değil mi? Şimdi bunlardan biri olmayacak ve az önce Belhanda için aynı oyuncular demiyorum ama kadro yapıları itibariyle kendi içinde Belhanda'nın Galatasaray adına muadili olmadığını düşünüyorduk. Düşündüğümü söylemiştim. Aynı şeyi Emre için de söyleyebiliriz. Yani ki nicelik olarak Fenerbahçe'nin orta sahasında Gustavo, Jailson, Kruse, işte Zaitz, Ozan, Say, Tolga, Tolgay, yani nicelik olarak Fenerbahçe'nin çok alternatifi var. Ama ikinci bir Emre'si yok. Veya Emre'ye yakını var mı, onu sorayım ben sana. Yok. Ben sezon başında ilk maçtan sonra kendime garantiye aldım canlı yayında, hatırlarsan. Emre'yi neden oyundan aldı Ersun Yanal? En doğrusunu yaptı. Çünkü Emre'nin bir tane daha muadili Fenerbahçe kadrosunda yok. Ya Emre ayrıldıktan sonra da olmadı. Döndükten sonra çünkü yok ki zaten. Olsa 39 yaşında halen milli takımda oynamazdı. Çok basit. Olsa Fenerbahçe geri almazdı 38-39 yaş aralığı. Tabii. Ha, yaşından daha genç oynuyor mu? Kesinlikle. Kesinlikle. O ayrı bir şey. Şimdi Emre yokken Emre varmış gibi oynamayacaksın. B planına geçeceksin. Çok basit. Ne A planı abi? Emre zaten. Evet tabii. Bu kadar böyle derin oyun kuruculuk yapmayacaksın. Daha fazla Gustavo ile Ozan kapacak. Max Kruse'yi topla buluşturacak. Ozan ama sağ bekte oynamak zorunda kalabilir gene. Ozan sağ bekte oynamak zorunda yok yine. Kalırsa tamam. O zaman Ozan sağ bekte yine oynatılmak zorunda kalırsa, geçen haftalarda olduğu gibi Tolga Ciğerci ile başlayacaktır hoca. Tolga Ciğerci Gustavo ikilisi. Ama benim idealim de Emre yokken Ozan'ın oraya geçmesi ve başka birinin sağ beke geçmesi. Şimdi. Çünkü Emre'nin yokluğunu anca ekstra bir dinamizm katacak bir oyuncuyla, ileri geri gidip gelebilecek bir oyuncuyla, Kruse'ye hem yaklaşacak hem de stoperlerine yaklaşabilecek bir oyuncuyla yapabilirsin. Benim nacizane görüşüm, Ersun Yanal benden çok daha iyi bildiği için Fenerbahçe teknik direktörü. Tabii. Ben burada yorumcuyum. En azından. Yani bunu da aslında demin Belhanda'yı nasıl Brüj maçı ayrı, işte oynayamadığı ayrı maçlar için genel ayrı. Şimdi Alanya maçında ayrı konuşmak zorundayız. Çünkü Ozan problemi var orada. Yani Ozan'ı orta sahaya yazamazsın şu anda. Çünkü İsa da yok, Hasan Ali de yok, Dirar sol bek, Moses da yok. Dirar sol bek oynayacak belli. Ozan da sağ bek oynayacak yani. O yüzden Alanya maçında Tolga Ciğerci, Luis Gustavo ikilisini görürüz büyük bir ihtimalle diyorsun anladığım kadarıyla. Tolga Ciğerci bu ikili ne yapar onu düşünelim. Oynattı. Efendim? Hazırlık maçında Ersun Hoca Tolga Ciğerci sol bekte denedi. Bursa Spor maçını diyorsun. Bursa Spor'da tabii bugün yine gördüm. Yalçın Koşukavak, hakikaten böyle hocaların çoğalmasını diliyorum. Yani bu alıp gençleri direkt 10 yıllık takılmış gibi oynat oyuncuları. Parantezi kapatıyorum. Şimdi zaten teknik direktörlük bunun için var. Senin takımının en iyi oyuncusu, en belirleyici oyuncusu Emre Belözoğlu yokken ne yapacaksın? Teknik direktör yapacak bunu. Ersun Yanal zaten daha önce teknik direktörü şunu fazlasıyla ispatlamış bir isim ki, özellikle Fenerbahçe tarafının davetiyle, yani hiç kulisçisi olmadan diyeyim medyada, direkt taraftarın baskısıyla geri getirilmiş bir hoca ve ilk haftalar itibariyle de takımı kendi hazırladığı zaman, kendi kurduğu zaman ne kadar iyi teknik direktör yapabileceğini gösterdi. Ha, daha fazlası bekleniyor. İşte Emre'nin yokken nasıl Fenerbahçe bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılacak? Tolga Ciğerci oynarsa diyorsun. Ben diyorum ki Tolga Ciğerci icabında sağ bek oynatacaksın. Ozan'ı orta sahada oynatacaksın yine diyorum. Sol bekte denedi. Sağ bekte iyi olma şansı daha fazla değil mi? En azından sağ ayakla. Evet. Alanya maçında böyle bir deneme yapar mı diyorsun? Ben yapma ihtimali yokken, var mı diyorsun? Emre yokken Ozan Tufan'ı şu haliyle Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ki en iyi seviyesinde şu anda. Sen diyorsun ki benim birinci önceliğim Emre'nin yokluğunu mümkün olduğu kadar gidermek. Başka o zaman da birinci alternatifim bu Ozan. Ozan'ı orada oynatırım. Sağ bek meselesine sonra bakarım. İkincil aynen olarak öyle bakarım diyorum. Diyorsun. Evet. Yani diyeceksin ki Alanya Spor'da Junior Fernandes sol önde, değil mi? Evet. En önemli oyunculardan bir tanesi. Bu riske girilir mi? O zaman Dirar'ı sağ beke çekip sol bekte ya da şimdi kadroda mesela Murat Sağlam da var. Birçok izleyicimiz şimdi soruyordur. Ali Ece, Nebil Evren saymıyor musunuz? Biz sayıyoruz. Kadroda saydık. Ama oynatılır. Gelen gidenler de hoca bakalım sayıyor mu, evet. 11'de. Mesele aynen orada.
Yani sonradan da oyuna sokmadı değil mi? Yani 4 yok. Geride kalan 3 maçta, resmi maçlarda. Evet, hazırlık maçlarında süre aldı. Hakikaten böyle göz doldurdu. Göz doldurdu, ışık verdi, umut verdi hani geleceğe yönelik. Ama resmi maçlarda yok. Yani. O da bir plan olabilir, alternatif olabilir. Murat sağlam, sağ bekte, Ozan orta sahada. Peki tabii yani Tolga Ciğerci'ye mi daha çok ihtiyacı var? Gustavo'nun Ozan'a mı? Öyle de düşünelim. Çünkü Gustavo ne kadar usta bir oyuncusu olursa olsun ilk resmi maçı olacak Fenerbahçe'de. Ben de şöyle düşünüyorum. Emre Belezoğlu'nun yapacağı işi, Emre Belezoğlu kadar olmasa da ona en yakın yapacak futbolcu Fenerbahçe'nin kadrosunda Tolgay. Tolga değil, Tolgay. Tolgay Arslan. Tolgay Arslan. Nüfusta yazan isim Ali, evet. Tolgay Arslan. Evet. Ha, Alice'de mi var? Tabii. Hmm. Oyunlardan biliyorum. Daha bir Hamburg'dayken. Hani transfer Türk sınırı var, Türk zorunluluğu vardı ya, o yüzden Almanya'dan hep tarıyorduk. Ama tabii onun fizik durumu nasıl acaba? Yani belli bir sakatlıktan çıktı. Bursa Spor maçında oynatıldı. Eğer fiziken iyi durumdaysa bence Emre'ye yakın performans gösterecek. Veyahut da Emre'nin yapacağı işe en yakın geçen işi yapacak olan Tolgay. Tolgay. Geçen sene Fenerbahçe forması izlediğimiz Tolgay değil ama. Yok. Beşiktaş'a ilk geldiği dönemki ve Beşiktaş'ın ikinci şampiyonluğundaki. Özellikle şu son haftalarda Atiba Açınsın'ın sakatlığında son 4-5 maç. Atiba yokken son 4 maç garanti hatırlıyorum da. Oğuzhan Tolgay önlerinde Talişka. O zaman Tolgay hakikaten büyük oynuyordu o işi. Derin oyun kuruculuğu. Evet. Gerçekten çok iyi. Yani riskli gözüküyordu. Hani hem Oğuzhan hem Tolgay önlerinde Talişka bir de. İkinci baş. Şimdi Max Kruse Talişka'ya yakın. Mevkisel olarak. Şutları değil. Sol ayaklı olması değil. Kafa vuruşları değil. Yani oyuncu orta karakter. Sahadansa santrafora yakın oynayan bir evet. Oyuncu. Yani ofansif orta sahadansa ikinci forvet. Evet. Bunlar önemli. Dengeyi kuracak. Aynen öyle. Orada işte Ozan gibi daha dinamik koşucu oyuncu bence. Kesin gerekiyor. Gustavo'nun derin oyun kurucu olarak net olmasa da oradan topun kazasız belasız çıkarılmasında, kaza oldu bela oldu topun geri kazanılmasında Tolga'nın geçen seneki halinden Gustavo'nun geçen seneki hali, Gustavo daha önde. Çok zaten daha önde. Gustavo'yu bir yazdık zaten. İki. Yanına kim? Tolgay Arslan kariyerinde performans olarak bayağı düşüş yaşamışken Beşiktaş'taki son döneme. Buna rağmen Ersun Yanal istedi. Oyuncuya çok inandı, çok güvendiği doğru. İçin. Anlatmıştım daha önce de. Tolgay şu anda amil takımda oynayamıyor. Çünkü Almanya, Türkiye, Türkiye, evet. Almanya arada. O dönemlerde Ersun Yanal federasyonunda çalışıyordu. Ve Tolgay'ın ilk kez Türkiye'ye çağrıldığı maçlardan birinde 19'da 20 yaş altı maçı İrlanda Cumhuriyeti'nde oynanır diye ben gittim maça. Hem de bizim oyunculara da bakalım. Ersun Yanal iki sıra önümdeydi. Ve Tolgay'ı özellikle hani o dönemden beri oyuncuya inanıyor. Bu kadar inandığı, güvendiği, form grafiğinde düşüş aşamasına rağmen ezeli rakipte transfer ettirdiği oyuncuyu ne zaman oynatacağını hocanın daha iyi bileceğini düşünüyorum. Çünkü onun oyuncusu. Hani geçen sezon devre arasında istediği oyuncu. Tabii, her şeye rağmen istediği oyuncu. Evet. Yani formu geçicidir, klası kalıcıdır, işime yarar o klas diye o klası sergilemesi için form grafiğini yükseltmesi gerekiyor. Ne kadar yükseltti onu göreceğiz yarınki maçta. Bakalım. Ben şu anda form grafiği açısından Ozan Tufan'ı... Ozan ya, Gustavo olmalı diyorsun. Sağ beke başka bir çözüm bulsun diyorsun. Alanya Spor. Yok evet. Alanya yani. Spor'un o ani çıkışları onları liderliğe taşıyan önemli faktör oldu. Kim daha iyi geriye koşar? Kim daha iyi ön tarafa gittikten sonra orada topun geri kazanılmasına iş yapar? Şu anki form grafiğiyle Ozan Tufan diyorum. Ama hoca ne derse yarın hep beraber göreceğiz. Ben de bu görüşün üzerine bir ara veriyorum. Peki ara verelim o zaman. Aradan Tolga Arslan sonra. Gelecek aradan sonra. Ben varım diye. Öyle mi? Premier Lig özetleri, Neymar krizi, Avrupa'nın en pahalı kadrosu City. Biraz Avrupa turu yapacağız aradan sonra. Premier Lig'de bugün ilginç bir maç vardı. Arsenal-Watford karşısında 2-0'lık üstünlüğü koruyamadı. Yediği ilk golde çok tartışıldı. Önce bir maçın gollerini ekrana getirelim. Onun üstüne de yorumlarımızı yapalım. Tabii ilk gol aslında çok şık. Aubameyang harika bir kontrol, dönüş, nefis bir vuruş. Zaten maçın yıldızıydı aslında. Neden? Çünkü ikinci golde kendisi attı. Mesut'un derin topu, son pas, son vuruş. Aubameyang'dan geldi. Ama ve lakin ikinci yarıda oyunu kurarken Sokratis bu pas hatasını yaptı
ve Watford Cleverley ile durumu 2-1'e getirdi. Ardından da 81. dakikada David Luiz bir penaltıya sebebiyet verdi. Pereira da durumu 2-2 yaptı. Şunu hatırlatalım, Watford'un 5 hafta sonunda henüz galibiyeti yok. Yani Arsenal'ın bence bu maç Emery'nin çok başını yiyecek. Bence çok başını ağrıtacak. Başını yemek ne demek ya? Kadroyu en baştan hatalı kurdu. Şimdi ön tarafa bakıyorsun. Aubameyang, Pepe, Mesut, Nelson, Lacazette. Hiçbir eksiği yok. Ön tarafa bakınca diyorsun tamam, garanti ilk dörde girer. Ha, sen genel şeye bakıyorsun. Nasıl bir kadro kurdu? Savunmaya bir bakıyorsun. Diyorsun ki bunların her maç 3-4 tane atması gerekiyor ki maç kazansın. Şimdi devre arasında kanun kuralı aradım. Bak hocam beğenmiyorsun falan ama benim de şüphelerim var ama şaka maka yenerseniz City kadar puan. Kanun kural bilmeyenler için çok büyük bir basket spor ürünü olmakla beraber Arsenal hayır. Taraftardır evet. Sever, çok sever diyelim. Evet. Ve dedi ki Aliye'ye gaz verme dedi. Bu maçı kazansak bile haftaya bu savunma varken yine biz kaybederiz dedi. Bu maçta da yani böyle cepte bakma dedi. Gerçekten kanun kural haklı çıktı ama yani Sokratis. Al Sokratis'i vur David Luiz'e. Ya aslında, bir kere şu Emery'nin kardeşim çıkamıyorsun işte o golü yemeden önce de çıkamadın. Ne hala ısrar ediyorsun uzun mu? Hayır Emery öyle düşünmüyor işte. Emery diyor ki şimdi pozisyonu ayrıca konuşabilir miyiz? Sokratis'in pas hatası yaptığı Watford'un birinci golü. Evet. Şimdi dur. Yalnız burada bir kural hatası da var. Şimdi gelelim biraz daha tam kaleci pası verirken. Bunu Delofo giremez abi cezanın içine abi, giriyor. Hayır. Ayağı çizgide bak. VAR'dan bakıp bu golü iptal etmeliydi. Arsenal'ler girebilir, Watford'lar girebilir. Tamam, o işin başka boyutu tamam, ama tamam. Bu kuralın değişmesiyle nedir değişen kural? Artık topu oyuna sokan takımın oyuncuları ceza sahasına girip topla buluşabiliyorlar. O yüzden pres yani rakip kaleye yakın pres prensipleri de yavaş yavaş değişmeye başladı. Şimdi her teknik adam burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tamam mı? Burada da ne yapmış Emery? İki tane stoperini almış, kalecinin yanına koymuş. Ben diyor ki, ne olursa olsun topu öne vurmayacağım. Başlatacağım diyor. Ama tabii Sokratis de o ne kadar olur onu bilmiyorum. Deyip pası sana atıyor. Klopp çok büyük hoca. Dortmund'daki Sokratis'i hatırla. Tamam. Ama Sokratis sonrasını hiçbir zaman oyun kurma becerisi olan bir oyuncu olmadı. Ama abi işte yani şey kullanacaksın oyuncu. Efektif kullanacaksın. Yani kendi modeline, kendi kafandaki taktik teoriye göre oyuncuyu dönüştürmeye çalışmayacaksın. Eldeki malzemeye göre Sokratis'i oraya alacağına, orta sahadan birini oraya al. İlla yerden mi kuracaksın? İlla oyunu kuracaksın. Genduzi'yi al oraya, oğlanı. Tamam. Diğer Sokratis nerede? Kıvırcık duracak? Çocuğu al. Sokratis dursun. Yani sen dalma. Bütün saha içi Stefan dalma yani, dalma. Abi, bütün saha içi yerleşimini bozuyorsun. O zaman yapma. Abi şimdi ikinci gole gelirsek, şu David Luiz'in yaptırdığı penaltı. Yani kötü olan bir savunmayı daha kötü nasıl hale getirirsin Premier Lig'de? Bir Liverpool'daki 6 numaralı oyuncu var, onu alabilirsin. Keşke biri alsa Allah'ım yarabbim. Türkiye'den kimse almasın da. Hani İngiltere için söylüyorum. Ya gene mi Lovren? Bir de hocam David Luiz, kimsenin adını geçirmedim ya. David Luiz'i. Lovren'i. Bak şu programa olabilir. Bağlayacağım. Hayır Lovren'i. Şu olabilir mi ya? Bir dakika sen bence bir David Luiz'i programa bağla. Ya yılların tecrübesi. Ama bir şey söyleyeceğim. Abi o ayağı orada takma adama ya. Son gününde Arsenal David Luiz'i transfer ettiğinde Arsenal'lar yahu nereden çıktı bu transfer demedi mi zaten? Abi der tabii yani insanlar. Emery bunun farkında değil mi? Unai Emery. Emery hala şey kafada teorik açıdan. Hani o Valencia'dayken ben işte falan bu çocuk bizde olsa çok iyi geriden top çıkıyordu. Biz daha mı yiyorduk? Bir de bir şey söyleyeceğim. Arsenal'in savunması zaten takım savunması fecaat. Bak bakalım 5 büyüklükte bütçesi bu kadar yüksek takımlar arasında kalesinde bu kadar şut gören var mı bu sezon? Ya Watford'da, Watford'un neredeyse, bak ilk yarıda ben dedim, ilk yarıyı 4-0 önde kapatabilirdi Arsenal. İkinci yarıda da 5-4 yenilebilirdi. O kadar pozisyon verdi Watford'a. Yan Maat'ın bir tane kaçırdığı var. Oyuna sonradan gelen Hollandalı sağ bek. Sol ayağını aldı, dünyanın en kötü vuruşunu falan yaptı. Onun dışında neler kaçırdılar yani. Ben mesela Watford'lu olsam, tanıdığım tek Watford'lu var. Elton John. Eski başkanı zaten. Mustafa Hoca da Elton John başkanken orada böyle staj yapıyor Mustafa Denizli. Onu da bilgi olarak vereyim. Bu arada 2-2'den sonra 2-2'ye geldi maç yani. 4-2'ye gidiyordu. Evet. Arsenal hiç tepki gösteremedi. Hiçbir şey yapamadı. Orta sahalar çok çabuk geçildi. Yani Torreira'nın yedek kalması, Granit Xhaka ısrarı. Xhaka sadece uzaktan iyi şutlarıyla Arsenal'de pozitif katkılar yapıyor. Bir ara sol bek falan da oynatıyordu geçen sene. Tam fecaattı.
Öbür maça geçelim. Mönchengladbach geri maçı... dönerse tabii hiç itiraz etmem. Nasıl? Mönchengladbach geri dönerse hiç itiraz etmem. Ama bu oyunun... Bu seviye başka. Premier Lig ilk 4 oyununun sanki ideal oyuncusu değil. Değil, değil. Günün diğer maçı Bournemouth'la Everton arasındaydı. Cenk Tosun artık 18'e bile giremiyor. 18 kişilik kadroda yoktu, onu söyleyelim. Bournemouth Wilson'la 23. dakikada 1-0. Callum Wilson. Evet, öne geçti. Ardından Everton ilk yarının bitimine 1 dakika kala beraberliği Calvert-Lewin'le yakalamayı başardı. Richarlison'un asistiyle. Evet, çok iyi orta. Çok ama iyi ikinci kafa. Yarıda ev sahibi ekip yine bir duran topu olumlu kullandı ve Ryan Fraser 67'de durumu 2-1 yaptı ve Callum Wilson bir kez daha 72'de sahneye çıktı ve 3-1'lik galibiyeti gösterdi Bournemouth adına. Tabii burada Everton için söylenecek bir şey, Everton 3 deplasman maçı yaptı bu sezon Premier Lig'de. 5 maçın 3'ü deplasmandaydı, 1 puanı var. Geçen sene Liverpool'a şampiyonluk açısından tekme atıp hiçbir şekilde böyle topu oynamadan bir puan alınca şampiyonluğu kazanmış gibi seviniyorlardı. Ben aslında o maça kadar Everton'u çok sever, saygı duyardım. Şehrin öbür takımıdır. Paul McCartney tutuyormuş falan. Şurada üzerimize deriz. Bir zamanlar FA Cup falan kazanırdı. 95'te Daniel 95'te kazanmış mıydı? Evet. Son kazandıkları kupa o. Onu da hatırlatayım Everton'ı. Son kazandığı kupa da o oldu. Ben şunu hatırlıyorum hep. Bure kaleciydi. Daniel Amokachi de forvetiydi. Biz çocukken, ama golü böyle raid atmış. Habire Liverpool'la Everton FA Cup finali veya süt kupası finali oynadı. Yani evet. League bir kupa yani. Finali oynar. O zaman çok itibarlı kupaydı ama. Bir de bir tek biz onu izleyebiliyorduk. O yüzden çok ilginç geliyordu. Bıyıklı kaleci Sattol falan, şahane adamlardı. Sen gene konuyu Everton'dan aldın. Tabii ezeli rakip. Yok, hayır önemli ama... değil. Everton'ın ben yine daha iyi olmasını isterim ki Manchester City'den falan puan alabilsinler. Ama bu Silva'nın nesini beğeniyorlar? Everton'da nasıl bu kadar kredisi var? Bunu anlamak çok güç. Kimileri diyor ki kazansalardı City kadar puanları olacaktı. Yani City'nin geçen sezonki City kadar puanı olmaması asıl. Yani evet, bu çok bir ölçü değil yani. Hani bir de yani bu 20. Hafta olsa söylense tamam da. Cenk Tosun'dan dolayı bir öyle ön yargım yok, yanlış anlaşılmasın. Ama yani bu kadar da bir oyuncu yok sayılmaz. Hani şey mi demeye getiriyor? Sam Allardyce getirdi, benim transferim değil. Sat o zaman. Satın yani. Chris Sutton hatırlıyorsun. Chris Sutton, forvet evet, hatırlamaz oyuncusu. Mıyım de çok iyi yorumcu. Meslektaşız teknik açıdan. İyi yorumcu oldu mu Chris Sutton? Çok iyi yorumcu. Çok iyi olmuş. Genelde Celtic Rangers maçlarında dinliyorum. Onun dışında da zeki birisi zaten. Yalnız Everton'da en önemli sorunlardan bir tanesi, şimdi stad yenileniyor. Evet. Biliyorsun bir yandan. Buna rağmen hala bir sürü transfer yapılıyor. Ama şöyle bir mesela Richarlison. Geçen sene bir ara onu bir santrafor yapmaya kalktı. Evet, doğru. Sonra yine şimdi sağ açığa aldı. Bazen solda oynatıyor falan. Böyle net planın olması lazım. Takımın en yetenekli oyuncusu, açıkça söyleyeyim yani Richarlison. Orta sahaya Fabian Delphi alarak hani ilk maçlarda böyle onun liderliğine çok ihtiyacımız var falan. Ama tamam da yeteneğe de, daha fazla yeteneğe de ihtiyacı var Everton'ın. Cenk'i de bu kadar hani şu ne var şu son 10 dakika madem o kadar da değil diyorsun yani. İkinci santif olarak alırsın. Bir de Richarlison sakatlandı biliyorsun bugün. Kötü de bir hareket oldu. Yani ters bir hareket yaptı. O yüzden yani Richarlison olmasa Everton daha da az puan alır. Ben sana söyleyeyim. Peki. CS'in Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin bir araştırması vardı. Dünyanın en pahalı kadrosu yani bireysel oyuncu City. Değerlerinin toplamı. City tabii canım. Manchester. 1 milyar euronun üstü. Evet. 1 milyar euronun üstü. 2 Paris Saint-Germain. 3 Real Madrid. Bu arada hani Galatasaraylar bu grafiği görünce düşüp bayılabilirler. 4 Manchester United. 5 Juventus. Devam edelim. 6 Barcelona. 7 Liverpool. 8 Chelsea. 9 Atletico Madrid. 10 Arsenal. Ne oldum demeyeceksin hayatta. Baksana Roman Abramovich'in takımı 8. sırada. Pahada değil mi hani? Evet. Değerde. Bir de bir transfer yasağı var bu sezon. Evet, ama oyuncuların daha değerleri daha yükselecek. Onu da söyleyeyim sana yani. Mount'tu, Abraham'dı, hepsinin Tomori'ydi. Evet, hepsi yükselecek. Bunlar bana çok şey ifade etmez. Yani her sene en pahalı kadroyu kuranın Şampiyon Ligi'ni kazandığını görmedim. %50 bile değildir. Ortalamaya vurursan 93'ten beri. Burada Barcelona'nın sıralaması beni biraz. Yani Messi kaç sayıyorlar acaba? Ah baksaydık ona keşke. Ronaldo'yu kaç sayıyorlar Juventus'ta? Yaş haddinden fiyat mı düşüyorlar? Fiyat düşüyor. Şu anda en değerli CS'in yani ölçüsüne göre. Onların ölçütüne göre yanlış bilmiyorum. Evet Mbappe. En değerli oyuncu. Yaşa göre de tabii. Tabii yaş da. Yaş haddinden tabii, tam tersi onun da. Sadece yetenek performans değil. Burada yaşa da bakıyorlar doğal olarak.
Bir ara o şekilde böyle Denilson Ronaldo ile Rivaldo'yu geçmişti de sonra ne olduğunu hatırlıyoruz. Yani hatırlamak istemiyoruz. Real Betis Denilson mu? Evet, özellikle Real Betis başkanı hiç hatırlamak istemiyor sonra. Bence de. Pencereden kaçmış Denilson, biliyor musun? Betis başkanı kovalıyormuş bunu, yine kumar partiler falan. Pencereden kaçmış, dünyanın en pahalı oyuncusu yani. Neymar meselesine ne diyorsun? Çok ilginç. Neymar işte gittim, gidiyorum, gideceğim, gitmek istiyorum dedi. Sonra Paris Saint Germain'de kaldı. Dünkü maç öncesinde kendi evinde çok ciddi ve yüksek şiddet dediğim protesto edildi. Ama 90+2'de de muhteşem bir gol. Galibiyet, hem de muhteşem bir gol. Muhteşem yani röveşata gibi. Yok, yok, golün görüntüsü yok. Ama böyle bir kriz var. İlginç de bir durum var yani. Galatasaray lehine. Ya da Paris Saint-Germain'in Fransa Lig 1'deki bütün rakipleri lehine de. Evet. Real Madrid lehine, Bruges lehine. Neymar zaten artık her maç, hani Trabzonspor'ların sloganı var ya, bize her yer Trabzon. Neymar da bana her yer deplasman diyor artık. Evet, şimdi Neymar benim de en sevdiğim oyuncudan bir tanesi değil ama ben Paris Saint-Germain taraftarı olsam kaldığı için çok mutlu olurdum. Yeteneklerinden dolayı diyorsun. Yani Neymar senin takımına gelmiş yani. Evet, şu anda dünyanın en elit, yani en yetenekli. Ya para meselesi bu. Ben anlamıyorum ki. Paris altyapısından çıkan hiç kimseyi tutmuyorsunuz takımda. Hani takıma aidiyet falan istiyorsanız. Dembele Paris altyapısı. Sonra işte Fulham, Celtic, şimdi Lyon'da. Otson Edouard. Pascal Nouma. Yani ben hiç zaman çözemedim. Sako. Daha da sayarım. Yani yüzlerce oyuncu sayarım. Marsilyalı'nın. Hayır, nasıl bir aidiyet bekliyorsunuz ki? Ben onu anlayamıyorum. Yani Neymar sıkıldı ve gitmek istedi. Gidemedi, kaldı ama profesyonel şekilde oynuyor. Evet. Hayır, bu kadar ultra profesyonel bir ortamda, kulüpte ben bunu çok garipsiyorum. Bakalım bu ilişki düzelecek mi? Son maddemiz. Benim düzelmez. Kötü adam falan. Marsilyalı Ali Ece. Yok canım, Marsilya falan alakası yok. Yani her şeyden önce bir kere biraz da hani gerçekçi olmak lazım ya. Adam para için geldi, çok basit. Çok basit ya. Maalesef. Daha fazla para vermese Barcelona'dan ayrılır mı ya? Orada sen Barcelona'da mı oynarsın Paris? Ah, Real Madrid'li bile olsan çocukken. Orada ama başka şey de var. Birinci rol bak. Neyse, şimdi başka bir gün illaki konu. Bu da Neymar'ın hatası hocam. Neymar'a Messi gelir. Varken ikinci rolü kabullen. Ne var ya be, Şener Şen varken Kemal Sunal ikinci rolü kabullendi. Türkiye'ye yani geldiğinde bu soruyu sordum diye. Başka soru böyle dedim. Yani nasıl oldu da sen bu kadar büyük bir yıldızsın ve ikinci adam olmayı kabul ederek geliyorsun? Çünkü Messi var orada yani. O da bir şeyler dedi ama iki sene sonra baktı. Ne dediğini bilmiyor, ben sana söyleyeyim yani. En büyük baktı sorun, böyle olmuyor, benim birinci adam olmam lazım. Bir sorunu var Neymar'ın. Bir o kendini atma, artistlikler artık çoluk çocuğun dalgası oldu. Ben bir tane bir halı saha maçı izliyorum yeğenlerin, 14-15 yaş. Diyor ki ona, Neymar gibi atlama falan. Lan dedim, koskoca Neymar kimlere meze oldum falan filan diye. Ya bu Neymar yüzünden Malen'i konuşamadık. Haftaya konuşuyoruz. 5 gol birden attı. Efendim? Mane. Malen. Ha, tabii. Senin Hollandalı eleman. Evet. O çocuğu ben çok eskiden... Yok girme. Tamam, hakikaten girmeyelim. Bir dahaki programda konuşuruz. Sonra programda atmaya devam edecek, merak etme. Tamam. Bir maçta 5 gol atmıştı. Büyük iş yapmıştı. Özellikle konuşalım istedik ama süre yetmedi. Yettiremedik. Bizim hatamız. Haftaya görüşmek üzere. Neymar da kabahat. Neymar da bravo.